9 Mayıs, 15 Mayıs sevgili takipçilerim, güzel ailem. Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Güzel bir hafta olsun dileyelim. Ve Merkür Retrosu'nun hareketi artık 10 Mayıs itibariyle ve 3 Haziran'a kadar hayatımızın içerisinde İkizler ve Boğa aksında devam edecek. O yüzden ne yapıyoruz? İletişim konularımız, işle alakalı ani kararlar, oluşturacağımız toplantılar, sinir evrelerimizi daha yumuşak geçişlerle çözmemiz gerekiyor. Çünkü siz bu dönem özellikle maddiyatla alakalı plan, program, sistem oluşum evresine geçiş sağlayacaksınız. Ve her şeyden önemlisi de işinizle ilgili emek verdiğiniz birçok noktanın oluşturmak istediğiniz ve kendini ispatlamak için de büyük bir mücadele evreniz başlıyor. Ve zafer size maddi olarak keyifli evrelerin geçişini tamamlayacak. Özellikle kurumsal ya da büyük devlet firmaları içerisinde yeni oluşumlar, yeni sistemler arasında bazı karmaşıklıklar, bazı stresli olaylara şahit olabilirsiniz. Bu sizi yıpratmasın ama uzun süredir alternatif farklı yurt dışı ile alakalı iş beklentileriniz varsa bunlarla ilgili artık doğru adımlar hareketini geçirerek kendi imkanlarımızı zorlayacağımız bir başarı bizim için olumlu olacak. Serbest ya da kendi alanında çalışan sevgili koçlar için bu ara işinizle ilgili büyütmek, daha planladığınız noktada da ciddi destekler alarak altyapımızı daha temelli ve programlı bir sisteme oluşturacağız. Bu da bize ekstra bir gülümseme katacak. Ortaklık işinizi farklı alanlarda, farklı insanlarla yapmak istiyorsanız, ortak işlerinizde şu an için krizleri toparlamak için çok doğru bir hafta ama ekonomik olarak kredi ya da bunlarla ilgili beklediğiniz farklı oluşumlar varsa kendinizi çok zorlamadan atlatmanız gerekiyor. Çünkü yorucu bir döngü ve bu döngüyü doğru değerlendirmemiz lazım. Eğitim konularımız ya da mesleki anlamda alacağımız eğitim konuları içinde güzel fırsatlar, oluşumlar ve beklenmedik yenilikler sizi artı bir oluşuma doğru itecek. Özellikle sevgilisi olmayan çiftlerimiz. Yani bu ara aşkın enerjisi, ruhun konuşma iletişimi size renk katacak. Ve bu ara evlilik planı içerisinde olan çiftlerimiz bazı ailevi sorunlardan kaynaklı ciddi tartışmalar, kaoslar söz konusu olabilir. Bu altyapıyı da oturtmamız gerekiyor. Çünkü ilişkilerimiz bitiş evresine doğru gidebilir ve bazı duygusal yönlerimiz hüsrana uğramasın diye aile dengemizi kurmamız gerekiyor. Evli çiftlerimizle alakalı uzun süredir maddi ve toparlanamadığımız evrede çiftler arasında büyük tartışmalar, ekonomik olarak çözemediğimiz noktalarda büyük kaoslar yaşadığınız için ilişki yıpranmaya doğru gitmiş. Biraz daha her iki tarafında birbirini alttan alıp bu ilişkiyi toparlam. Yoksa her geçen gün daha sert bir ifadeye doğru geçiş sağlayacak. Boşanma konularınızla alakalı uzun süredir haklarınızla ilgili büyük bir mücadele yapıyorsanız bunlar için daha çok mücadele vermeniz lazım. Ama evliliği, çocuklu olan ve mutlu olan çiftlerimiz için de maddi konularda ailenize ait sıkıntılar biraz sizi yatırımlarınızı ya da aile içerisindeki yaşanacak maddi krizler biraz sizi geriye itebilir. Ama unutmayın yasal olarak bunlarla uğraşmanız lazım. Çünkü siz geriye giderken bu hakları alacağız. Daha sonrasında ileriye adımlar atacağız gözüküyor. Bazı büyüklerimizle alakalı sağlık problemlerimiz daha yoğun olacağı bir hafta. Bunların mümkün olduğu kadar kontroller, bunlarla ilgili doğru süreçler tamamlamamız lazım. Çünkü hem can sıkıcı hem de sonu keyifli olacak gözüküyor sevgili. Geçmişte çok özlediğiniz birinden mesaj da alsanız onun sizin hayatınızda hiçbir bağlantısı yok. Özellikle çalışan evli çiftlerimiz için bu dönem konum değişimi bekleyenlerde ertelenme söz konusu olabilir. Özellikle sevgili beyler, bulunduğunuz noktadaki insanlarla aranızdaki krizleri bir an önce çözmeniz lazım. Yoksa haksızlığa doğru gitme evreniz gözüküyor. Sevgili ev hanımları, biraz daha dingin, daha sakin ama kendinizle alakalı ev sizi çok fazla yorduğu için çok takıntılarınız oluşmaya başladı. Bunlar için artık bir spor ya da iyi kurslar size iyi gelecek. Bu ara ailenizin yolculukları, onlarla alakalı gideceğiniz seyahatler de size artı bir stres katsa da onların yanında olmak sizi mutlu edecek olarak uyarıyorum. Sevgili gençler, bu ara eğitim konularınız, hayatınızla alakalı noktadaki düzeni oturtmanız lazım. Sınav çok az kaldı. Mümkün
mümkün olduğu kadar enerjimizi ve bu ara telefon merakınız artabilir. Telefonunuzu çaldırabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar dikkat etmeniz lazım. Ev hanımlarında da bu ara ev eşyalarında parke, özellikle zemin, mutfak dolaplarınızda büyük değişim kararları söz konusu olacak. Sağlık olarak boyun kaslarımız, kas sıkışmalarımız, uyku problemlerimiz gündeme gelebilir. Ve çocuk tedavisi düşünen koçlar için güzel bir başlangıç ve hayırlı olsun diyorum sevgili koçlar. Sevgili boğalar, güzel ailem, hoş geldiniz. Güzel bir hafta olsun. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve emeği birlikte paylaşmayı unutmamamız lazım. Ya hiç bu kadar güzel bir... Evet, Merkür Retrosu 10 Mayıs'ta başlıyor. Ve ikizler ve boğa aksında başlıyor. Ve sizin hayatınızda da farklı alanlar, hedeflerinizle alakalı yeniliklerinde altyapısının hızlanması için doğru bir döngüye geçiş yapacaksınız. Yeni aşklar, yeni oluşumlar, yeni fırsatlar, evlilik kararları, yeni iş projeleriniz, kafanızda planladığınız birçok şey için adımlarınız yavaş yavaş kendi döngünüze doğru geçiş sağlayacaksınız. Büyük alanlarda çalışanlar, özellikle üst düzey devlet dairesi, kurumsal bir firma, büyük şirketlerle ilgili bağlarla alakalı yaşanan dönem daha artı noktaya doğru ilerleyecek. Sizin konumunuz, beklentiniz ya da girmek istediğiniz iş kapısı için fırsatlar size artı bir evrenin sevincini yaşatacak. Yurt dışına yerleşmek, yurt dışı ile ilgili iş bekliyorsanız buralarla alakalı bağlantılarınızın daha yoğun olacağı ve siz artık bu noktada kendinizle ilgili hedeflediğiniz mutluluğun tadına varacağınız bir hafta. Yani siz hedef olduğunuz her noktaya kitlenin. Rabbim bu kapılarımızı daha iyileştirecek ve daha güzel olumluluklar yaratacak. Devlet dairesinde farklı bir kuruma girmek ya da devlet dairesinden başka bir alana geçiş niyetiniz varsa önünüzde birkaç pürüz var. Yöneticileriniz, anlaşamadığınız insanlar önünüze engel olabilir. Mümkün olduğu kadar hiç başka birini devreye sokarak ve kırıcı olmadan bu yolu dengelerseniz sevinirim. Bu ara özellikle tekstil ya da tarım işiyle uğraşan sevgili boğalar için biraz ekonomik anlamda zorluklar, ihracatla alakalı yaşanacak krizler biraz sizi yıpratsa da sonu aydınlığa doğru gidecek. Sadece sinirlenmeyin, sakin olun, o geçişi doğru tamamlamanızı istiyorum. Bu ara serbest meslek yapanlarda alım satım, mesela emlak sektörü, muhasebe sektörü, finans sektöründe olan sevgili boğalar için fırsat kapılarınız var. Ve işinizle ilgili uzun süredir devam eden yasal haklarınız, çözülmesini istediğiniz birçok şey için doğru adımların ilerisi ve planladığınız şekilde hayatınıza geçişleri tamamlayacaksınız. Bu da size mutluluk verecek diyorum. Özellikle aile mahkemeleriniz, uzun süredir çözemediğiniz miras konularınızla ilgili ertelediğiniz birçok şeyi artık ertelememek gerekiyor. Ve unuttuğunuz vergi borcunuz, unutulan araç borcunuzla ilgili de artık bunları bir sisteme getirme. Çünkü yeni başlangıç önünüz geçmiş problemlerinizi önünüze gelmemesi için bunları doğru döngüye oluşturmanız gerektiğini düşünüyorum. Bu ara hani özel hayatımız kötü gidiyor deriz ya, aşk konusunda çok şanssızım. Yani artık yeni bir huzur, yeni bir aşk, yeni bir oluşum istiyorum diyorsanız bu renklilik Mayıs bitmeden hayatınıza doğru başlayacağınız ilişki var ama mümkün olduğu kadar sizi yıpratan ilişkilerle alakalı tıkandığınız noktaları artık görüp birçok şeyi sonlandırmanız lazım. Benim ruhuma, benim enerjime, benim noktama zarar veriyorsa bunu artık çözmeniz gerekiyor ki o alandaki kayıplarımızı toparlamamız gerekiyor. Bu ara sevgili boğalar, evliliğinizle alakalı da uzun süredir yaşadığınız krizler, çözemediğiniz konuları artık son, hani deriz ya, son ramaktayım. Tahammül evrem, enerji evrem kaldırmıyor. Artık bunun için bir sonlandırma, radikal karar verip mutluluğa doğru hareket etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Yani riskler var. Bu riskleri görmediğiniz sürece uzun soluklu bunun bir fanusun içerisinde dönmemeniz gerekiyor. Artık bir adım atın diyorum. Uzun süredir evli çiftlerimizle alakalı da iş konularınızla ilgili beklentilerinizde biraz daha geri tuttuğunuz konularınız var. Çünkü hedefiniz sizin Eylül ayına hedeflendiniz. Sanki bu noktayı biraz daha idare edeyim. Kendi bölümümü toparladıktan sonra hedef noktama doğru gideceğinizi kararını verdiniz. Yalnız alım satım konularımız,
mal alıp araç, değişim, motor, yani sizi mutlu edecek yatırımla ilgili de güzel bir planımız var gözüküyor sevgili boğalar. Boğalar, her şeyden önemlisi de bu ara çocuklarınızla ilgili yurt dışı evrakları, onlarla ilgili eğitim temposu ile ilgili kaygılarınız olabilir. Hiç korkmayın, onların odaklanma ile ilgili geçici bir problemi vardı. Bu hafta bunu çözeceğiz ve altyapıyı daha sağlam şekilde oluşturacağız. Kardeşler arasında yaşayacağınız maddi krizler, kendi aranızdaki yaşanacak sorunlar bayağı bir küskünlüğe doğru ilerleyebilir. Bu konuyu da bir an önce çözmeniz lazım. Uzun soluklu küskünlükler hayatımızın başlangıcı olacak gözüküyor. Evet ev hanımları. Evet uzun süredir evinizle ilgili ya da hanemizle ilgili mutsuzluklarımızı görüp altyapısını psikologla, psikiyatri anlamında ya da nefes terapisti, yoga, meditasyon, mutsuz olan alanlarınızla alakalı doğru adım haftanız, kendinizi bulmak için hiç korkmanıza gerek yok diyorum. İyi başlangıç sizin için. Bu ara ev değiştirmek isteyen sevgili boğalar, hayal ettiğiniz ev biraz ekonomik olarak zorlandığınız için biraz daha burayı bekleyeceğiz. Aile büyüklerimiz ya da eşinizin ailesinden gelecek destekle ev alınacak, sabırlı olmanızı öneriyorum. Sağlık konusunda özellikle diş eti iltihaplarınız, burun enfeksiyonlarınız ve sinüzit problemimiz daha yoğun olabilir. Bu ara yurt dışı ile ilgili beklediğiniz evrakta olumlu. Sevgi ve mutlulukla kalın. Her şey güzellikte olsun. Hoşça kalın. Sevgili ikizler nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Hayat paylaştıkça güzeldir. Biz de paylaşarak birbirimizi büyüteceğiz. Sevgili ikizler, tabii ki şöyle söyleyeyim. Merkür ikizler evine, kendi evine geçiş yaparken aynı şekilde retrosu, retro geri retrosu ve boğa aksıyla birlikte buluşacak evrelerimiz yoğun olacak. İçsel hayal kırıklıklarımız, planladığımız noktalar, kendi içsel dünyamızdaki ruhumuz böyle kendi kabuğuna çekilmek isteyecek. İnanmak ve inanmamak arasında bazı karışıklıklar oturtmaya çalışacaksınız. Aslında sizin için kötü bir şey değil ama siz kendinizi öyle bir boşluğa iteceksiniz ki yani sanki ben hiçbir işe yaramıyorum. Attığım her şey elimde çürüyor ve bunu toparlarken öteki aksilikler çıkıyor gibi düşünceler. Altyapınız bu noktada çok zorlanacak. Bunu bir atalım lütfen. Çünkü gökyüzü bazı konularda sizi kafanızı kurcalayacak, bazı konularda daha net adımlara gitmenize yardımcı olacak. Yani korku duyduğunuz şeyler size daha güzel başlangıçlar getirecek. Bence siz başlangıçlar için hem retronun enerjisi hem de korkularımızı yenmemiz gerekiyor. Yeni iş konularımızla ilgili planladığımız evraklarda güzel gelişmeler ertelenecek gibi gözükse de sonu istediğiniz noktada aydınlığa kavuşacak. Bulunduğunuz şirket insan kaynaklarındaysanız, mühendisseniz, farklı alanlara başvuru yaptıysanız, doktor olabilirsiniz. Bu konularda fırsatlarımız çok daha yoğun hareketler içerisinde olacak. Size verilen şanslar, size sunulan şansları doğru değerlendirdiğimizde de kalıcı sistemimizi hayata geçirecek olarak gözüküyoruz. Bu ara ani karar almaktan vazgeçebilir, çekinebilir, korkabilirsiniz. Bence hedeflediğiniz birçok şey için korkmanıza gerek yok. Gökyüzü sizi her noktada destekliyor. Mümkün olduğu kadar odaklanarak işimizi yaparsak daha sağlıklı süreçler içerisinde söz konusu olacağımızı uyarıyorum. Özellikle de farklı bir alan, mesela yurt dışı, eğitim konularınız, işinizle alakalı gideceğiniz yolculuklar, önlerinde kriz gibi gördüğünüz birçok şeyin rahatlığını da tadacaksınız. Hele ki aşk konusunda yeni aşka başlayanlar aile arasında çok büyük karmaşıklıklara girebilirsiniz. Yeni aşık oldum ben evlenmek istiyorum dediğinizde aileniz size karşı durabilir. Bence bu dönem bu ilişkinizi sindire sindire aile hayatınıza geçirmeniz gerekiyor. Ani geçiş yaparsanız aile bir rest çekebilir. Aman dikkatli olmanızı öneriyorum. Bu sizin için önemli bir konu. Yurt dışı ile ilgili ya da farklı illerle ilgili projeniz, iş kapınızla ilgili beklentileriniz varsa 17-18 Mayıs itibariyle bu konularınızda da daha büyük başarılar, bu konularda olumlu cevaplar söz konusu olacak. Devlet sınavınız, farklı sınavlarınız varsa biraz odaklanma sıkıntınız olabilir. Bu sınav evresinde biraz daha altyapımızı güçlendirmemiz gerektiğini uyarıyorum. Kendi işini yapan ya da serbest alanda iş
iş bağlantınız varsa bunlarla ilgili bazı krizler, evrak, yanlış imzalama, yanlış hatalar yapılabilir. Siz de bu hataya meyil içerisinde olabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar evraklarımızı ve iletişimleri, telefon konuşmalarımızı, maillerimizi doğru görmemiz lazım. Hata yapmanızı istemiyorum. Evet, geçmiş ilişkinizle ilgili bir beklentiniz, hayal varsa adımlar, görüşmeler söz konusu ama aşk var. Çok güzel bir aşk ama aile reddedebilir. Mümkün olduğu kadar bu düzeni doğru evreye eriştirmemiz lazım. Bu ara ailemizde, yakın çevremizde söz, nişan konularının daha yoğun olacağı bir tempo ve kendi içinizdeki seyahatler, planlamak istediğiniz noktalarla ilgili de güzel seyahatlerimiz başlayacak. Evli çiftlerimiz için biraz daha tartışmacı, kavgacı, küskünlük, tartışma, yatak ayrımı, ananıza gitme, babamıza gitme, kardeşimize gitme mevzuları söz konusu olabilir. Bence ilişkiyi çözmeden hiçbir yere gitmeyin. Eğer gittiğiniz takdirde olaylar daha büyüyecek. Mümkün olduğu kadar kendi içimizde halledelim. Ondan sonra rahat rahat istediğimiz noktaya gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu ara hamile kalabilir bazı ikizler burcu. Hayırlı olsun. Kız çocuk enerjisinin yoğun olduğu bir dönem. Evlat sevinci bekleyenler için muradınız aydınlık olsun. Araç alımı satımı konusunda bazı kararsızlıklarımız var. Mayıs 21 itibariyle bu döngüyü yaparsak daha sağlıklı olacağımız gözüküyor. Bu ara ev taşınması, yeni bir ev arayış içerisinde olan ikizler burcu için muhteşem bir ev. Bu evde evimize huzur ve bereket verecek. Yurt dışında ev arayan ve yurt dışı ile ilgili gitmek istediğimiz konularla ilgili de evrak sıkıntısından çok sizin kararsızlığınız var. O kapı aydınlık ve gidebilirsiniz ve çocuklarımız, eşimiz, ailemiz böyle bir yolculuk kararı içerisinde bir sıkıntı görmüyorum. Boşanma konusu yoğun olan sevgili ikizler için artık anlaşmalı, mümkün olduğu kadar etrafı yıpratmadan, kendi enerjinizi yıpratmadan, haklarınızla alakalı yaşanan krizleri çözmemiz gerektiğini görmeniz lazım. Artık siz de büyüdünüz ve büyüyen enerji sizi yormaması gerekiyor. Sevgili gençler, eğitim konusunda idealist, mesela mühendislik, iletişim, kodlama mühendisliği okumak isteyen sevgili ikizler, çok çok başarılısınız. Hiç korkmanıza gerek yok. Hedef kitlenizi de oturtmuş olacaksınız. Sağlık olarak özellikle bu ara nodüllerimiz, tiroidlerimiz, boğaz ve boğaz kuruluklarımız söz konusu olabilir. Sağlığımızı ihmal etmeyelim. Sevgili ev hanımları, bu ara her şey yerli yerine değişmiş olacak. Mesela özellikle çocuklarınız ya da yatak odanız, dolaplarınızla alakalı yeni oluşumlar yaratacaksınız. Özellikle de yazlık eviniz varsa yazlık evi tadilatı ile ilgili konularda gündemimizde olacak. Sevgi ve mutlulukla kalın, hoşça kalın. Sevgili yengeçler, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmayın. Emek büyütme derdindeyiz. Hep birlikte büyüyeceğiz, hep birlikte aile olacağız güzel takipçilerim. Evet, 10 Mayıs'ta Merkür Retrosu Boğa ve İkizler ve Boğa hattı üzerinde devam edecek. Bu tutulma özellikle bizim duygusal yönümüz, ilişkilerle alakalı yaşadığımız krizler, bitmeye korktuğumuz olaylar, enerjimizle alakalı yere çakışlar, aman Allah'ım ben bittim diyen bir mod haliniz olacak. Mümkün olduğu kadar o moddan çıkıyoruz. Çünkü iş kariyerinizle ilgili çok güzel bir döneme giriş yapıyorsunuz. Yani hiç beklenmedik teklif, geçmiş iş yeriniz ya da bulunduğunuz noktada yöneticiler ya da bulunduğumuz ekip arkadaşlarımızın size sunulacağı nokta gayet keyif verecek. Enerjinizi çok yüksek tutun. Olabildiği kadar kötü olan birçok şeyi geride bırakacağız. Mesela ilişkiniz çok kötü gidiyorsa bırakma kararı. Mesela bulunduğumuz evlilik ya da bulunduğumuz iş yeri kötü gidiyorsa bırakıp yepyeni bir adımlar atacağımız bir noktadasınız. Aslında hiç korkulacak gibi gözükmüyor. Özellikle de sağlam iş kapılarımız, sağlam anlaşmalar, yenilikler 21 Mayıs'tan sonra daha büyük renk katacağı için bu hafta bunların altyapısını, bunların sistemini kurduğumuz takdirde hiçbir sorun sizin üzerinizde gözükmüyor. Mümkün olduğu kadar sakinlikle çözmemiz gerekiyor. Kurumsal bir alandaysanız ve yerinizde bazı karışıklıklar, problemlerle karşı karşıya kalacaksınız. Yöneticiniz ya da bulunduğunuz yetki patronunuz ya da ekip arkadaşınızın sizlere desteğiyle yer değişiminiz hayırlı olacak. Devlette farklı bir şehir ya da farklı bir bağlantınız varsa özellikle
yakın baba, amca, bu köklerden alacağınız destekle birlikte başka bir bölüme geçişinizin sizin rahata ermesi. Eğer devlete girmek, devletle alakalı alanı zorluyorsanız çok iyi bir destekle birlikte 21 Mayıs itibariyle artık bu kapınızın net bir oluşuma geçiş sağlayacağını göreceksiniz. Kendi işini yapanlar ya da ortaklı iş alanında büyüme, kendimizi ispatlama dediğimiz noktalarda mantık ve kural doğrultusunda risksiz başarıya doğru gideceksiniz. Özellikle blog yazarıysanız, yazarsanız, sanatçıysanız, söz yazarıysanız, şairseniz bu dönem güzel ruhunuza öyle şeyler dokunacak ki belki akademisyenlik anlamında başarılarınız yavaş yavaş sistemimize, ruhunuza dokunacak. Bence bu enerji size iyi gelecek olarak gözüküyor. Kendi işinizi markalaştırmak, daha büyük alanlarda yer almak istiyorsanız ruh size duygusallığı yansıtıyor. Bu duygusallıkla yaratacağınız her şey size para ve parayla alakalı noktaların güçlenmesine yardımcı olacak. Bazı konularda özellikle evli çiftlerimizde borç alım konularıyla ilgili bayağı bir konuşma gündeme gelecek. Borç aldıysanız ödemek zorunda kalacağınız riskler var. Hatta eş ve karı koca arasında sen kredi çek, sen onu öde, sen bunu ödeme diye konuşmalar söz konusu olsa da borcunuzu çok rahat bir şekilde halletmiş olacaksınız. Bu da size iyi gelecek. Bu ara emlak alım satım işleriyle uğraşan ve uzun süredir para kazanamıyorum ve artık nefes alamıyorum diyorsanız bu dönem hızlı akışlar parasal evrede altyapımıza daha sağlam bir evrede oluşturacağımız için bu da bize gayet keyif verecek. Yalnız sağlık konumuz diz ve kemik ve vücut hassas yorgun halimiz, hani vücut halsizliği olabilir. Bir doktorunuzla kan değerlerinizi kontrol ederek kendi vitamin eksikliğiniz neyse bunu çözmeniz gerekiyor. Hani bağışıklık sistemimizin düştüğü bir dönem, bunu mümkün olduğu kadar iyileştirelim. Özellikle çok uzun süredir çocuk hayali kuran ve olmayan 10 yıldır, 15 yıldır ya da 5 yıldır çocukla ilgili doğru tedavi başlangıcınız olacak ve evlat sevinciniz güzel haberlerle aydınlığa kavuşacak gözüküyor. Özellikle sağlam ilişkisi olmayan, ben artık aşka inanmıyorum, sevgi beni bulmayacak diyen güzel takipçilerim için adımları güzel başlayacak. Özellikle 27 Mayıs, 25 Mayıs, 23 Mayıs arasında şans kapılarınızın daha yüksek olacağı için şimdiden bu enerjiyi yüksek tutun. Her an gözünüze güzel bir enerji geçiş sağlayabilir. Bir de hayatım, hani evli çiftlerimiz için doğru ve sağlam adımlar atmak istiyorsunuz ya, hayata karşı planlamak, oluşturmak, büyük hani ev sizin ev kredisi, pardon, eviniz kiraysa eve geçmek istiyorsanız aile ve çevreden alacağınız bir destek, yeni ev için doğru araştırmaya gireceksiniz ve bu ev size huzur ve mutluluk verecek. Sevgili takipçilerim, boşanma fikri olan ve hala çözemiyorsanız büyük tartışmalar, aile arası girecek tartışmalar, mal, altın, para, hak ve konularla ilgili bazı krizlere de açık olmamız gerekiyor. Bunlar biraz yıpratıcı ve yorucu olabilir. Siz doğru adımları atın. Doğru kaderi adalet versin. Çünkü siz artık burada çok yıprandınız. Sevgili evli çiftlerimiz ve çalışan evli çiftlerimiz için özellikle hanımınız öğretim görevlisi ise, doktorsa, akademisyense, ne bileyim küçücük bir noktada çaycıysa bile maaş konusunda bazı krizleri çözme dönemi ve hanemize bu konuda büyük bir rahatlık söz konusu olacak. Bu ara dikkat dağınıklığınız var. Ufak tefek kazaları da açık olun. Yani merdivenden yürürken takla atabilir. Araba kullanırken farkında olmayarak başka birine, park ederken arabamız zarar görebilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Sevgili ev hanımları, bu ara dikiş nakış konularınız ya da böyle güzellik üzerine bazı eğitimler alabilir. Kendinizi bu noktada geliştirmek isteyebilirsiniz. Bu doğru bir adım. Ve en çok da şunu demek istiyorum. Çocuklarınızın eğitimi ve sevgili gençler, eğitiminizle ilgili korkularınız varsa enerjimizi çok yüksek tutuyoruz. Çünkü algı ile ilgili değil, kafa dağınıklığımızı toparladığımız zaman algıda bir sıkıntı yok. Kendinize güzel bakın, mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili aslanlar, nasılsınız güzel ailem? Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı, tabii ki herkesi dinleyebilirsiniz ama bize de eliniz yapışmasın, yorum yazın, emeğe saygı duyuyorum lütfen. Çünkü herkes meraklı, hepimiz bir şeylere merak sarıyoruz. Sevgili aslanlar, özellikle bu dönem nişan, düğün, telaş, takı, mücevher, altın, yani yer kiralama, düzen kiralama,
gerçekten kafanızı karıştırabilir. Biraz bu konularda maddi olarak bazı karmaşıklıklar yaşayabilirsiniz. Buna hazırlıklı olacaksınız. Özellikle bu ara yeni işe başlayanlar, iş konusuyla ilgili yeni iş kapısı olanlar için de güzel fırsatlar ve keyifli. Hani deriz ya bazen kariyeri yavaş yavaş Rabbim bize sunar ya ve biz aklımızla bu sunduğumuz alanı güzel merdivenlerle güzel hızlı tırmanacağımız hayat bizim için renkli olacak. Bu ara işinizle alakalı gideceğiniz seyahatler, yeni anlaşacağınız yol, mesela yol iş üzerine işler yapıyorsanız güzel kazançlarınız, farklı alandan gelecek teklifler sizi daha rahat erdirecek. O yüzden bu ara seyahatler, yeni fikirler, toplantılar, oluşumlar, mailler, yazışmalar inanılmaz yoğun bir tempo. Sadece dinlenmeniz, doğru uyku evresi yaşamanızı öneriyorum diyorum. Özellikle kurumsal ya da devlette çalışanlar için güzel konum değişikliğiniz var. İstediğiniz yer, istediğiniz masa, haksızlığa uğradığınız konuda artık rahatlama ve size verilen hakkın tadını çıkartacaksınız. Uzun süredir iş mahkemeniz ve uzun süredir iş paranızla alakalı yaşadığınız haklarda da sevinç kutlamanız söz konusu olacak. Ve yurt dışı, şehir dışı iş seyahatlerinizle alakalı da gideceğimiz noktada büyük başarı, aydınlanma ve ferah kavuşma sizlere daha keyif vereceğini söylüyorum. Haritanız çok güzel ve renkli. Hatta şöyle söyleyeceğim, çok uzun süredir aksilikler, problemler böyle ayranı karıştırdığımız şekil olur ya, artık düzleşiyor hayatınız. Karışık hiçbir şey yok. Toparlanacağız. Daha güzel yollar, daha oluşumlar, daha fırsatlı noktalar bize daha şans getirecek olarak gösteriyor. Bu ara kendi işini yapmak isteyenler, özellikle kendi işinizi büyütmek ya da iş kapısı, başkalarının fikri değil de benim kendi yapacağım fikir ve kazancımı kendime yapmak istiyorum diyorsanız hemen başlayın. Hiç korkmanıza gerek yok. Bu ara para kariyeriniz, iş kariyerinizin en tavan, en zirve yaptığı ve çok güzel kazançları elde edeceksiniz. Hiç korkmanıza gerek yok. Ailenize ait satılması gereken mallar, çözülmesi gereken konularla bir emlakçıyla haksızlığa uğratabilir. Bir emlakçıyla aranızda iletişim sorunları yaşanabilir. Zarar görebilirsiniz. Aman dikkatli olmanızı öneriyorum. Bu ara özellikle de sağlık sektöründe olan sevgili aslanlar işinizi yurt dışında devam ettirmek isteyebilir. Şehir dışına taşınmak isteyebilirsiniz. Burada bazı engeller söz konusu olabilir. Sabır etmeniz gerekiyor. Toprakla alakalı işler yapan aslanlara da prim, para konularımız ya da toprağımızla alakalı yaşanan krizler yavaş yavaş toparlanacak. Güzel bir döngü, güzel oluşum size daha keyif vereceğini gösteriyor sevgili takipçilerim. Evet, aşk yeni iş, yeni aşklar için mi? Hayır, sizin ilk önce kendi içsel dünyanızı, yaşadığınız yarayı, kendinize ait olan alanı bir iyileştirmeniz gerekiyor. Yeni aşktan çok geçmiş ilişkilerimiz, geçmiş konularımızı toparlamamız lazım ki kendimizi yeni bir ilişkiye ait hissetmek için. Uzun soluklu ilişkilerde evet bu ara evlilik konuları, konuşma, teklif etme konularımız daha yoğun olacak. Hani yer belirleme, mekan veya belirleme dediğimiz noktalarımız daha hareketli olacak. Yani seyahati olan sevgiliniz ya da eşinizle gideceğiniz seyahat size bir balayı gibi gelecek. Bu da sizin ilişkinizi şifalandıracak gözüküyor. Bazı aslanlarda da uzun süredir evli çiftlerimizde konuşma problemi vardı. Yani eve gelen birbirini görmüyormuş gibi. Sadece yemek, sadece yatak, sadece uyku, sadece bir haber evresinde bir aradayız. Bu ilişki acilen aile terapisti ve uzun süredir mutsuz olanların radikal karar verip yeni oluşum ve kendinizi bulmaya ihtiyacınız var. Çocuklar için yaşadığınız fedakarlık artık size acı çektiriyor. Artık bir destekle ya da ilişki terapistle ya bu evliliği kurtarın ya da bu evlilik artık size canınızı yakıyor olabilir. Bir an önce eşiniz ya da siz birlikte bir terapiye gitmeniz gerekiyor. Bu arada özellikle taşınma konularımız, alım satım konularımız evet var ama dikkatli olun diye uyardım. Taşınma konumuz gayet rahat ve keyifli olacak ve bu keyif bize iyi gelecek. Eski ilişkilerimizi toparlamamız gerekiyor. Duygu karmamızı iyileştirmemiz gerekiyor. Her olan evrede kendinizi böyle mutlu gibi hissetseniz mutsuzluklarımızı, biraz daha haksızlıklarımızı görmemiz, haksız ve çevremize yaptığımız haksızlıkları görmemiz lazım. Aile büyüklerimiz özellikle baba sülalemizle alakalı krizlere açık olmamız lazım. Burada kalp ya da damarlarla alakalı yaşanacak krizler bize biraz sıkıntı yaratabilir olarak gösteriyor haritanız. Sevgili gençler eğitim konusunda özellikle tıp cerrah olmak istiyorsanız, kalp cerrahı olmak istiyorsanız
Doktor, eczacı, sağlık alanında eğitim görmek istiyorsanız başarı var. Ama özellikle de uzay bilimi, uzay üzerine eğitimler almak istiyorsanız da bu konunuzda altyapısı kuvvetli. Sadece dil eğitimi eksikliğiniz var. Bunu toparlamanız lazım. Bu bize biraz kriz yaratıyor. Siz sevgili aslanlar, cilt alerjiniz, lekelenme, ciltle alakalı döküntüler, kaşıntılar, egzema durumlarımız söz konusu olabilir. Aman dikkat edin diyorum. Sevgili Başaklar, güzel ailem, abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. 10 Mayıs'ta Merkür Retrosu hayatımıza giriş yaparken siz özellikle hedeflediğiniz eğitiminiz, kariyerinizle alakalı planladığınız birçok nokta için çok doğru kararları başlatacaksınız. Ve eksik gördüğünüz, kendinize ait eleştirdiğiniz ya da yapamam, edemedim kariyer hedeflerimiz, eğitim hedeflerimiz için çok doğru bir geçiş sağlayacaksınız. Bence siz artık varsınız ve başarmak, hedeflemek ve kendimizle alakalı ne planlıyorsak çok rahat bir şekilde geçişini tamamlayacaksınız. İş konunuzla ilgili müjdeli haberler ve kendi kariyerinizle alakalı beklenmedik değişimler. Bulunduğunuz noktada asla yerim değişmez derken yer değişimlere açık olmamız lazım. Ben bu işe geri dönmek ve bu iş benim hedefim diyorsanız bu kapıların size çok iyi şekilde açılacağını ve bu konuda çok şanslı olacağınızı görmemiz gerektiğini uyarıyorum. Bu ara en çok kurumsal alanda çalışanlarda iş yoğunluğu, iş temposu, daha yoğun işler ve çözümlenmesi gereken birçok şey, birçok konuyu hem böyle kaygılı gibi görsek de hızlı ve seri şekilde akacağı için yani ben bunu başaramam değil, siz onu başardınız, sadece odaklanmanız yeterli diyorum. Devlette ya da kurumsalla devlet arasında çalışanlarda şehir değişimleri, ülke değişimleri, bunlarla alakalı çıkacak fırsatları doğru görmeniz lazım. Özellikle kariyerinizle alakalı ben dil eğitimi, master'ınız, yüksek lisansınız, eksik gördüğünüz ne varsa bunlarla ilgili hayatı artık daha doğru adımlarla yön alacağınız gözüküyor. Bence siz uzun süredir bunu istiyordunuz ve bu enerjiniz var. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız ve serbest bir alanda kendi özgür alanınızı biraz daha büyütmek istiyorsanız para konularımızla alakalı biraz daha altyapımızı büyütmemiz gerekiyor. Kredi başvurularımızla ilgili bazı aksilikler yaşanacak. Tekrar bir insanın desteğiyle kredi başvurunuz onaylanabilir. Uzun süredir iş yerinizle ilgili taşınma, yeni bir mevkiye geçme niyetiniz varsa bu kapılarda güzel şanslar var. Bence bunu güzel bir şekilde aydınlığa getireceksiniz. Yerinizle ilgili satın almak, iş yerini satın alma fikri olan sevgili başaklar için hiç korkmayın. Çok güzel bir teklif ve bu teklifle birlikte rahat bir şekilde iş alanını satın alacak gözüküyorsunuz. Eğer ki finansal alanda dijital bağlantılı işler yapıyorsanız, dijital üzerine işler yapıyorsanız, ev modunda çalışan sevgili başaklar artık kendi noktanızı, kendi iş alanınızı daha noktada belirleyeceksiniz ve o evinizin bir alanı sizin ofis alanınız olacak. Bu da yorucu olsa da siz o konuyu seviyorsunuz ve sadece odaklandığınız nokta iş kapınız olacak. Emlak sataşı, global yani blog yazarıysanız, ressamsanız, sanatçıysanız farklı teklifler ve bu teklifleri doğru değerlendirdiğinizde de güzel başlangıçlar yapacaksınız. İşsizseniz, iş konusunda krizleriniz varsa uzun süredir haber alamıyorum, bu kapıdan haber gelecek mi diyorsanız bunun için çok güzel farklı iş teklifleri var. Bunları görürsek, bunlarla ilgili yoğun tempoları oluşturursak daha doğru geri dönüşümü yaşayacağız. Yani şu an geri dönüşüm dediğim nokta hedefinizi ilerletiyorsunuz. Geride kalan birçok şey ileriye doğru ilerleyecek. Siz de bu konuları daha sağlam ve daha net bir şekilde rahatlığa erişeceksiniz. Bu ara aşk hayatınız biraz daha geride kalsın. Ben kimseyi istemiyorum. Ruhum bir ilişki yürütecek enerjide değil diyebilirsiniz ama sürpriz aşklar var. Eski ilişkileriniz, eski flörtlerimiz ya da eski nişanlımız ya da eski eşimizin kapımızı çalma gibi bir durumu. Bu tarz haberler alıp böyle can sıkıcı durumlara itmeyin. Dinleyin. Sizin de hatalarınız vardı. Siz de bu hataları görmeniz gerekiyor. Aşk hayatınızla ilgili de bu ara yeni başlayanlar için şüphe, endişe, kaygı olur mu olmaz mı? Bir akışını yaşasanız, ilişkiyi görseniz, tanısanız, ondan sonra bu kaygıya girseniz daha iyi olmaz mı? Evli çiftler için de bu ara en çok
huzur ve parasal rahatlığın gücünü yaşatacağınız için şu an evdeki tartışma bitecek. Para hesapları, para konuşmaları, borçlarla ilgili sistemleri belirleyeceğiz. Bu daha rahat edecek ama boşanma konuları devam eden çiftlerde pat diye hakim boşanma kararınızı verebilir. Ağzınız açık kalabilir. Buna da hazırlıklı olun diyorum. Özellikle çocuklarınızla ilgili eğitim konusunda bazı sorgular, içsel dünyanızda çocuklarınızın duruşu, konuşma şekliyle ilgili şüpheleriniz olabilir. Bazı bağımlılıklarla ilgili endişe ediyor olabilirsiniz. Çocuklarınızın böyle bir durumu yok ama sizin enteresan bir şekilde karışık bir enerjiniz olduğu için sevgili Başaklar, çocuklarınızla ilgili herhangi bir durum yok ama onların dikkatiyle ilgili bir psikolog ya da psikiyatrist önerebilirim. Sağlık olarak son zamanlarda mideniz, mide asitleriniz, bununla alakalı sıkıntılarımız olabilir. Yurt dışından da biri sürpriz size mesaj atabilir ve şu ara en önemli şey de araç alımı ilgili net kararlar verebilirsiniz. Sevgili ev hanımları, evet bu ara evinizle ilgili yeniliklerden çok kendinizi yenileme ihtiyacınız var. Bunu unutmayın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun. Sevgili teraziler, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Özellikle inançla alakalı sorgulama, başlangıç, kendimizi bulma, kendimizi toparlama haftamız söz konusu olacak. Merkür Retrosu 10 Mayıs'ta hayatımıza geçiş sağlıyor. Bu dönem içsel dünyanız, karmaşık kararsızlığınız, sorgulama, her şeyi sorgulayabiliriz. Aman fazla abartıya girmeyin sevgili teraziler. Çıkamayız sonra. Hep birlikte çıkış evresi bulmak zorunda kalırız. Aman dikkat edelim. Evet, işinizle alakalı bazı sorunlar biraz bizi yıpratabilir. İşlerindeki insanlarla yaşayacağımız krizler bizi sıkıntıya düşürebilir. İçsel olarak işten çıkmak isteyebiliriz. Buranın gergin tavrı sizi fazlasıyla yorabilir. Ani kararlar vermenizi istemiyorum. Bu 10 gün sakin, mantıklı ve kuralımızı daha doğru ilerletmemiz lazım. Devlet ya da farklı alanda iş yapmak isteyenler için yeni fırsatlar, yeni kapılar, insanları bu konuda ikna etme kabiliyetiniz çok fazla var. Girmek istediğiniz ya da yapmak istediğiniz iş için doğru bir dönem. Mümkün olduğu kadar kapıları zorlayalım. Bu zorladığımız kapılar bize güzel iş kapılarımızı hayatımıza geçirecek. Kendi işini yapıyorsanız ve parasal olarak bazı çözmeniz gereken krizlerimiz var. Bunlarla ilgili satmaya çalıştığımız, elden çıkartmaya çalıştığımız evrelerde çok rahat bir satış gerçekleşecek. Bu satışla birlikte enerjimiz ve parasal bazı krizlerimizi toparlamaya doğru gideceğiz sevgili teraziler. Şunu unutmayalım lütfen. Kendi işini yapanlarda da ekstra kazançlar ve yurt dışı iletişimi, bazı telefon trafiği ve oluşturmak istediğimiz yenilikler, işimizi büyütmek, daha büyük projelerde dahil olmak istiyorsak bunların altyapısını verimli şekilde oturtabilir. Kendimizi doğru ispatlamamız için çok doğru da bir hafta bunu geliştirmemiz gerekiyor. Ortaklı iş düşünceniz varsa, çok yakın bir dostumuzla bu kararı verdiysek, sorgulamadan, onu yıpratmadan, kendinizi de yıpratmadan başlamanız çok sağlıklı olacak ama uzun soluklu ortaklı iş yapanlarda, özellikle kardeş, yakın dost, yakın çevreyle ilgili yaptığınız ortaklı işlerde maddi kayıpları, artık onlarla aramızdaki uçurumu görmemiz gerekiyor ve kendinize, kendi başlangıcınızı yaratmanız lazım diyorum. Sevgili teraziler, özellikle aşk konusunda da ilişkimizi sorgulayacağız, sevgiyi sorgulayacağız. Ben seviliyor muyum? Değer görüyor muyum? Beni seviyor mu? Ben kim için kendimi feda ettiğimiz döngüye çok fazla kendi içimizde yıpranabiliriz. Akışa bırakmanızı, bu hafta bunlar üstünde fazla gitmemeniz gerektiğini uyarıyorum. Evli çiftlerimiz için de bu ara özellikle eşimizle ailesinden kaynaklı krizler, yaşanacak maddi konular ve birbirimizi incitecek konuşmalar, ağır sözler söz konusu olabilir. Biraz daha görmemezlikten gelip duymamamızlıktan gelmemiz gerekiyor. Bu ara evlenmeyi düşünen çiftlerimiz için de biraz acele mi karar verdik diyorsunuz ama bu uzun süredir bir ilişkiniz, artık acele değil geç kalınmış bir karar. Bir an önce evlenin, düzeninizi, yuvanızı kurun. Her seferinde ertelediğiniz ilişki yıpranmaya doğru gidiyor. En azından düzeninize bir huzur gelmesini istiyorsanız doğru bir karar. Eski sevgiliniz ya da eski ilişkinizden haber beklentiniz varsa unut. Resimleri yak, anıları yak, fotoğrafları yak.
Sen kendi hayatına bak demek istiyorum sevgili teraziler. O yüzden yeni aşklara, yeniliklere, yeni oluşumlara daha cesurca davranmanız lazım. Bu ara dil eğitimleriniz, kendi içinizdeki eğitimlerle ilgili radikal karar, özellikle tekrar üniversite sınavına girmek ya da ehliyet sınavınız varsa gayet başarılı bir şekilde bu evreyi atlatacaksınız diyorum. Boşanma fikri olan sevgili teraziler pat diye kararınızdan vazgeçebilir. Ya da hakim ya da savcınız pat diye kararı iptal edebilir. Buna da hazırlıklı olun diyorum. Bu ara çocuklarımızın eğitimi ya da çocuklarınızla alakalı yeni planladığınız konularla alakalı çocuklarımızın da bir birey olduğunu ve ortak gözlerine temas ederek konuşursak daha sağlıklı iletişimler kuracağız. Ve çocuklarınızın ne kadar akıllı olduğunun farkına varın. Onları gereksizce tersleyip onları gereksizce yıpratıyorsunuz. Ve babayla alakalı bağ problemleri var çocuklarımızın. Bunu bir an önce çözmemiz gerekiyor. Ve lütfen sevgili babalar çocuklarımızın gözlerine bakarak temas kurup onlarla vakit geçirmenizi öneriyorum. Üniversiteye hazırlanan gençlerimiz eğitim konusunda aslında herhangi bir sorun yok. Adalet, hukuk, savcı, asker, polis, maliye artık ne okumak istiyorsanız bu kapılarınız gayet rahat. Biraz okçuluk ya da biraz tenis ya da biraz yürüyüşler sizin psikolojinizi dağıtmanıza yardımcı olacak. Sağlık olarak özellikle son zamanlarda böbrek ağrılarımız, böbrek bezlerimiz ya da üreme organlarımızla alakalı yorgunluklar olabilir. Bir an önce kontrollü yaptırmamızı öneriyorum. Ev hanımları, bu ara yemek telaşından kilo almaya müsait bir yapınız var. Mümkün olduğu kadar millete yapın. Siz gırtlağınızı tutup yemeyin. Perde değişimleri, cam, pimapen değişimleri gündeme gelebilir. Bu da size iyi gelecek ve uzun süredir yazlık toprak almayı düşünen sevgili teraziler ortak kararla oluşacağız. Yalnız anne soyumuzla alakalı krizlere açık olmamızı öneriyorum. Mutlu ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Sevgili akrepler nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, mümkün olduğu kadar videomu daha ön plana çıkartma. Sizin desteğinize ihtiyacım var. Emeğe birlikte büyütmeye ihtiyacımız var diyorum daha doğrusu. Ya bu ara aşırı hani strese dayalı, hani ayaküstü abur cubur yemeler, ayaküstü ay bunu da yiyeyim ne olacak, ay bunu diyeyim aşırı genişleyeceğiniz bir evre olacak. İşinizde de aşırı genişleyeceğiniz bir dönem olacak. Aşırı kilolarda oluşabilir, aşırı işlere de hazırlıklı olmamız gerekiyor. Merkür 10 Mayıs itibariyle retrosuna başlayacak İkizler Boğa aksında. Sizin kendi içsel döneminizle alakalı güzel havanın, güzel enerjinin kıymetini yeni oluşumlara, yeni imzalara, yeni başlangıçlar için çok doğru döngüye giriş yapacağız ama aşırılara dikkat edeceğiz. Aşırı hedefler koyabiliriz ama önümüzü görmeyen hedeflere imza attığımızda sıkışmış ve ciddi anlamda bocalama evresine giriş yapabiliriz. Mümkün olduğu kadar kendimizi fazlasıyla hem tempoya hem de doğru noktaya koşturmak için doğru bir dönem. İş hayatımızla alakalı yeni başlangıçlar, yeni oluşumlar, bulunduğunuz noktada evraklar, toplantılar, gideceğimiz seyahatler, yeni oluşacak işler gerçekten hareketli olacak ve aşamayacağınız hiçbir problem yok. Sadece aşırı abartıcı yönünüzden kaynaklı insanlara sitem edebilir, onları kırabilirsiniz. Bunları ihmal etmeyelim diyorum. Kurumsal ya da devlette çalışanlar için mekan değişimi gibi bir durum yok. Yerinizde de bir değişim gibi bir durum yok. Maaşınızla alakalı krizlerle ilgili ufak tefek tartışmalar ve bu konuda aşırı sinirli olabilirsiniz. Bunu dengelemeniz gerektiğini uyarıyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız hayvancılık, toptan gıda üzerine işler yapıyorsanız ekstra kazançlar, yoğun bir tempo söz konusu olacak. Farklı işlere de adapte olacağınız bir dönem. Bunu doğru yönlendirdiğinizde de para krizlerinizin rahat rahat aşabileceğiniz, kendinizi doğru noktada toparlayacağınız bir evrenin de tadı var diyorum. Özellikle avukatsanız, hakimseniz, muhasebeciyseniz, eczacıysanız da ekstra kazançlarınızın hızlanacağı için para yatırımlarınızı doğru görüp borçlarınızla alakalı planlamayı doğru yaptığınız takdirde her şey hayatımızda daha hızlı ve keyifli olacak. Yalnız araç değiştirmek istiyorum, artık bu araç beni boğdu ya da araç almak istiyorum diyorsanız çok güzel bir araç krediniz hayırlı olsun. Güzel bir başlangıç ve sizin de motivasyonunuzu arttıracak diyorum. Bu ara aşk enerjisi havada çok fazla var. Doya doya aşık olmak istiyorsanız, doya doya sevilmek istiyorsanız aşk
aşkı hem böyle yemek gibi lezzetinde yiyeceğimiz hem de güzel bir aşkın sımsıkı birbirimize oluşturacak enerjisi var. Geçmiş ilişkilerle ilgili artık sorunlar bitiyor. Geçmiş kapıları kapatıyorsunuz ve size ait aşkı en iyi şekilde toparlama döneminiz var. Eşimizle de alakalı yaşanan krizleri toparlayacağız. Birbirimize sevgiyi tekrar hatırlatacağımız bir döngü ve birbirimize aşık olduğumuzu yeniden keşfedeceğiz. Ve çocuklarımız ya da çocuk düşüncemizle ilgili net kararlar verip onlarla alakalı yolumuzu da bütünleştirme evresi sağlayacağız. Yalnız bu ara hani deriz ya sevgi sözcük havada uçarken fazla duyguyu abartıp bu mutluluk sizin kilo almanıza sebep olabilir. Mümkün olduğu kadar sevgilimizle, eşimizle, çocuklarımızla bol bol yürüyüşler yapalım. Bir de şöyle diye uzun soluklu bir ilişkisi olan ve evlilik kararı verip sonra vazgeçen çiftlerde aldatılma, yalan, bazı konulara şahit olabilir. Can sıkıcı olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. İlişkinizin yalanları ortaya çıkabilir ya da sizin gizlediğiniz yalanlar açığa çıkabilir. Bir an önce dürüstlük oluşumunu sağlayın, yoksa krizlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Evli ve çalışan çiftlerimiz için özellikle eşiyle alakalı krizler, iftiralar, yazılar, mailler can sıkıcı olabilir. Bunlarla uğraşabiliriz. Bir de kocanızın ya da beyinizin işiyle alakalı üst düzey yöneticinizden uyarı gelebilir. Yer değişimiyle ilgili red cevabı söz konusu olabilir. Ama sonraki dönemler denerseniz bu konuda hayır ve aydınlık var diyorum. Sevgili gençler, eğitim konusunda hedeflediğiniz başarıya gerçekten ulaşmak ve kendi kariyerinizle ilgili astroloji eğitimi, spiritüel danışmanlık ya da bu tarz meraklarınız varsa, özellikle gastronomiye merakınız varsa tam zamanı başlamanız hayırlı. Üniversite sınavına girecek gençler için de herhangi bir sorun görmüyorum. Mümkün olduğu kadar kafanızı boşaltın çünkü siz sınava hazırsınız. Biraz da altyapıyı kontrol ederek enerjinizi, güzel motivasyonunuzu arttırmanız gerektiğini düşünüyorum. Sevgili ev hanımları, evet, çocuklarınıza çok dert yapıp saatlerine, gelişlerine, yemelerine çok fazla baskı yapıyorsunuz. Biraz evde özgürlüğe ihtiyaç var. Çocuklarımızı yıpratmamamız gerekiyor. Taşınmak, başka bir şehre gitme fikri olan sevgili takipçilerim için doğru karar ama vakti var. Yurt dışı maillerimiz oluşması gereken işlerle ilgili de çok güzel anlaşmalara imza atacaksınız. Sağlık olarak ilk önce sağlığı geçiyorum. İş yerinde beğendiğiniz ya da iş yerinde hoşlandığınız kişi size duygusallığını itiraf edecek. Sağlık olarak özellikle bu ara bağırsak enfeksiyonlarımız virüslere çok açık gözüküyor. Sağlıklı beslenme, sağlıklı kontrol ve düzgün yemek, sağlıklı uyku şart diyorum. Unutmayınız. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili yaylar, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Güzel bir aileyiz. Aile büyütmektir, emektir, saygıdır. Hep birlikte saygıyla büyümeye çalışıyoruz. Notunuz, hemen şöyle not almışım. Merkür Retrosu hayatımıza 10 Mayıs'ta giriş yaparken ciddi anlamda yerinizde duramama dönemi, her şeye başlamak, her şeyi yapmak, her şeyi isteme dönemi söz konusu olacak. Yani her şeyi deneyimlemek, her şeyi öğrenmek, her şeyi araştırmak, tam tempolu bir hayat size başlıyor. Bu hafta mümkün olduğu kadar çalışma hayatımız çok yoğun başlayacak. Aynı rutinlikte gibi gözükse de yeni işler, yeni oluşumlar, yeni fırsatlar yaratacak. Ertelediğiniz, uzun süredir yapmak istemediğiniz işleri hayatımıza geçireceğiz. Tamamlayacağımız birçok dönemi bu hafta tamamlayıp yeni projelere de yeniliklerle birlikte kavuşacağız. Serbest alanda çalışanlar için farklı fırsatlar var. Bu ara düşmanlarınızı görmeye vakti. Sizin inandığınız, güvendiğiniz insanlar arkanızdan çok ciddi krizler yaratabilir. Bunları bir an önce çözmeniz gerekiyor. Kim dost, kim düşman? Bu hafta bunları öğreneceğiz. Özellikle de kurumsal ya da devlette çalışanlar ekip arkadaşlarımızla güzel iletişimler yaşarken kıskançlıklara, kıskanılma enerjisine hakim olacaksınız. Mümkün olduğu kadar bu ara her şeyi kontrollü şekilde yapacaksınız. Bu ara iş hayatınızda fazlasıyla sorumluluklarınız artacak. İkili ekip arkadaşlarımızla güzel yansımalar, güzel çalışmalar söz konusu olsa da üst düzey yöneticilerimizde ani değişimler, bulunduğumuz yerde yöneticimiz ya da ekip arkadaşımızda ani değişimlere de açık olmamız gerekiyor. Hatta sizin de bununla birlikte konumunuzda yenilikler de sizi rahatlık yaratacak diyorum. Kendi işini yapıyorsanız bu ara iş hayatınızla ilgili ikili ortaklı işler de
çatışmalar, tartışmalar, kavgalar, haksızlıklar, işi bırakıyorum, istifa konularımız yoğun, yani işi bırakıyorum, devretme konularımız yoğun olacak. Mümkün olduğu kadar sabırlı olalım. Ortaklı iş yapanlar için de bu ara kazançlarda kayıplar, inandığınız insanlar sizi zarara sokabilir. Dost düşmanı belirlememiz lazım. Mümkün olduğu kadar ortaklıda ortağınıza bile babamıza güvenmememiz gerekiyor dediğimiz nokta tam bugün onu yansıtıyor sizin için. Mümkün olduğu kadar dikkat etmemiz gerekiyor. Aşk konusunda sakinlik, dinginlik, kendimizi bulmaya çalışacağımız bir hafta olacak. Evet, hayatımızdaki kişiye de sakinliği yaşatacağız. Çünkü artık bu ilişkinin nereye gittiğini her iki tarafta sakin bir şekilde çözeceği için birbirimizi biraz ara verme dönemi ve bu ara verme dönemi aslında ilişkimizin sağlamlaşmasına yardımcı olacak. Yeni ayrıldıysanız ilişkiniz size adım atacak, haber verecek ve evliliğe doğru gitme imkanımızın yoğun olacağı. Eğer ki evli çiftlerimiz için eğer iş temposu, yoğun ev temposu, çocukların temposundan birbirimize ait alanı çok fazla daralttık. Artık birbirimize çocukları anneye, anneanneye, nineye, dedeye bırakalım. Birlikte baş başa tatil yapmaya ihtiyacımız var. Birbirimizi tekrar şarj etmeye ihtiyacımız var. Yoksa bu ilişki bu tempoyla giderse gereksiz soğukluklar gelecek ve anlamsız tartışmalara doğru devam edeceksiniz. Boşanma konusu gündemde olan burçlar için de, yay burçları için de birlikte anlaşmalı avukat, anlaşmalı kararla yola evresine doğru gideceğiz. Ama aklımız bir yandan bırakayım mı, kalayım mı düşünceler evresine gelebilirsiniz. Eşinizin ailesinden yaşadığınız krizler artık sizi tahammül edemiyor. O yüzden mantığınız ve düzeninizle ilgili karar vermek, avukatınız ya da ilişki terapistiyle bu noktayı belirlemeniz sizin için daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Düşündüm bile. Taşınma konularımız, alım-satım konularımız yoğun olacak. Hatta bu ara karlı alım-satım konularımız olacağı için gözünüz kapalı, araziniz, toprağınızla ilgili güzel anlaşmalar, müteahhite girmesini istediğiniz yerinizle ilgili güzel teklifler söz konusu olacak. Hem yoğun tempo, kazanç, düzeni doğru görme vaktimiz, hani baharın da size vereceği enerji keyif katacak gözüküyor. Uzun süredir Akdeniz ikliminde denize girmek isteyen yay burçları için şimdiden bilet hazır. Hadi hayırlı olsun gideceğiniz yolculuk diyorum. Çocuk tedavisi, çocuk düşüncesi olan ya da çocuklarla ilgili düşüncesi olan sevgili yaylar, bu dönem hani çocuk tedavisi de yapsak düşme ihtimalinin çok yüksek olduğu için Mayıs sonuna doğru bu enerjiyi yaparsanız daha sağlıklı olacağını, daha doğru karar vereceğinizi uyarabilirim sizlere. Bir de şöyle diyeceğim, bu ara uzun süredir görüşmediğiniz dostlarınız, yakın arkadaşlarınız, bu ara evde partiler, sohbetler, yemekler, hani güzel geçiş sağlayacağımız bir nokta. Uzun süredir de yurt dışını seyahati düşünen ve eğitimi anlamında da yurt dışı araştırması yapan yay burçları için gerçekten bu fırsatları görmeye, oraya doğru gitme enerjimiz var. Özellikle İtalya, İngiltere, İspanya düşüncesi olan sevgili yaylar, yolunuz aydınlık. Avrupa ülkesi sizin için hayırlı olarak gözüküyor. Sağlık olarak dikkat etmemiz gereken nokta özellikle dişlerimizle alakalı ağrılar, diş kasılmaları, diş sıkmaları, diş kırılmalarına dikkat edeceğiz. Ve özellikle de uzağa görme gibi sıkıntımız var. Göz doktorunu da ihmal etmeyin. Sevgili gençler, dil eğitimiyle ilgili edebiyat, edebi konular ya da ne diyoruz biz buna? Yabancı dil eğitimi ya da bu tarz eğitimler üzerine, tarih eğitimi üzerine üniversite sınavı hazırlığınız varsa gayet başarılı, hiçbir sıkıntı yok. Sadece çok derin düşüncelerdesiniz. Bu düşünceleri atma vakti diyorum. Hoşçakalın. Sevgili oğlaklar, hani deriz ya bahar, toprak, mevsim, doğa uyandı. Her yer derin nefes alıyor. Mayıs'ın 9'u, Mayıs'ın ortasına doğru geçerken siz de yeniden doğuşlar, yeniden oluşumlar, yeni başlangıçlar, olacak her şeyin böyle artıya doğru gitmesi size mutluluk ve gülümseyinmeyi getirecek. Merkür Retrosu da sizin iyileşmenizi, hayatımızla alakalı göremediğimiz, sağlam duruşta olamadığımız noktaların problemlerini çözmek için çok doğru akışa doğru ilerleyeceksiniz. Yani biz ne diyoruz? Krizleri önlemek, kendimizi bulmak, yenilenmek, yani yeni oluşum ve bedenimizi iyileştirmek için bu haftayı çok doğru değerlendirmeniz lazım. Bu ara sanatsal faaliyetleriniz, kendi ruhunuzu şifalandırmak için,
aktif olarak böyle eğlenmek, yürümek, doğa yürüyüşleri adeta kendinizi yeni bir nokta yaratacak sevgili oğlaklar. O yüzden işinizle ilgili başlamak istediğiniz her şey için start verebilir. Uzun süredir yöneticim ya da patronunuzla konuşmak istiyorsanız tam zamanı gidip konuşup bu enerjiyi ona da yayabilirsiniz. Yer değişimi, iş beklentiniz, işinizle alakalı aksilikleri toparlamak ve toprak doğarken sizin de yeni doğuşunuz size büyük büyük huzur, mutluluk ve keyif getirecek. Korkmanıza gerek yok. Rabbim sizi öyle güzel iyileştiriyor ki parasal evredeki sorunlar, çözemediğiniz problemler, aşamadığınız konuları çok rahat bir şekilde aşmaya başlayacağınız bir hafta. O yüzden bu ay her aydan daha güzel, her aydan daha rahat geçireceğimiz bir döngü olacak. Hadi bakalım hayırlı olsun. Kurumsal ya da devlette yöneticimiz ya da konuşmak istediğimiz konular gayet rahat, akışlı. Yeriniz belirlenecek, belirsiz olan noktamız aydınlığa kavuşacak. Mesela geçici işe başladıysanız kalıcılığınız netliğe kavuşacak. Yurt dışı maillerimiz, mesajlarımızda doğru ifadeler bize doğru gelecek. Yurt dışına yerleşmek, şehir dışına yerleşmek istediğiniz için bu imkanlar size seçilecek. Artık karar sizin, gitmek ya da kalmak dediğimiz noktada güzel doğru başlangıçlarımız var. Bu ara özellikle kendi işini yapanlarda ekstra kazançlar, mekan açmak, yeni oluşturmak, yeni oluşumlar içerisinde. Mesela toprağın üzerine lavanta da ekmek isteyebilir, ekin de ekmek isteyebilir. Toprağınızı bile büyütmek için çok doğru bir mevsim dönemindesiniz. Artık kararlarımızı kendimize doğru geçiş yaptırıyoruz. Ve bu geçişler bizim güçlenmemize, kendimizi ispatlamamıza, olduğumuzdan daha farklı alanlara geçiş sağlayacağımızı uyarıyor. Devletteyseniz biraz krizlere açık olalım. Çünkü bulunduğumuz yöneticilerde yer değişiminden çok uyarılar var. Herkes uyarı içerisinde, denetim içerisinde olabilir ama sizde bir pürüz yok. Alanın denetim evresi var. Mümkün olduğu kadar rahat akışlar sağlayın. Bitmesi gereken işler, tamamlaması gereken konuların altyapısı doğru bir süreçte, korkmayın. Kendi işinizi yapmak, yeni bir iş başlatmak istiyorsanız da gözünüzü kapatın, yapın. Doğmak işte böyle bir şey. Siz doğuyorsunuz. Parasal doğum, iş konumlarınız, mahkemede mesela iş mahkemeniz, para mahkemeniz, miras mahkemelerimizle alakalı da artık doğru haberler alarak burayı da güzel bir şekilde iyileştireceğiz. Yani siz doğru bir noktadasınız. Yeni ilişkiye başlamak isteyenler için bence sürpriz gelişmeler, güzel gelişmeler, sevgiyle iyileşecek, yeşerecek, dallarımız daha mutlu olacak bir enerjidesiniz. Hiç korkmayın. Yani bu haftaki hayatınıza girecek insan sizinle birlikte, siz de onunla birlikte yaşayacağınız bir evredesiniz. Eski ilişkilerimizle ilgili bazı krizler yaşanabilir, tartışmalar, haksız konuşmalar, sizi yıpratıcı olaylara da şahit olabiliriz. Hiç duymayın. Çünkü siz ona o kadar emek verdiniz ki o sizi haksızlığa itti. Bu sözler sizi incitmesine gerek yok diyorum. Bu ara nişanlanmak, evlilik konularıyla ilgili de doğru karar dönemimiz. Sadece parasal noktada toparlamamız ve aileden gelecek destekle birlikte bütünleşmek istiyoruz. Ailenizin desteğiyle birlikte de gayet rahat bir şekilde oluşumlar hayatımıza devam edecek diyorum. Sevgili evli çiftlerimiz, çalışan evli çiftlerimiz için de konumlarla ilgili değil, mesela ani taşınma, yeni bir mekana geçme, yeni bir oluşumla ilgili taşınmalar, evrak taşınmaları, mailler, yeni dosyalarla alakalı çok yoğun bir süreç. Her iki tarafında yoğun evresi var ama birbirimize hoş sohbeti asla ihmal etmeyeceğiz ve güzel enerjiler, hatta yeni bir ortak ev almak, evi satıp daha büyütme gibi fikirlerimiz de gündeme gelecek. Şöyle söyleyeceğim, boşanma çifti olanlarda da sanki tekrar birbirimize denemek için birbirimize ait alana fırsat verebiliriz ama her iki tarafında otorite figürü çok fazla olduğu için bence bunu ilişki terapistiyle ya da sizi çok iyi tanıyan, hatalarınızı doğru söyleyecek insanlara çözerseniz birbirinizi kırmazsınız diyorum. Daha sağlamlaştırırsınız. Çocuklarınızla alakalı çok sert tutumlarınız var. Ev esir gibi. Lütfen o çocuklarımızın özgür alanlarını, onlara baskı kurallarınızı, bağırma temponuzu geride tutup onlara daha sıcak enerjilerle ve bu bağırmalarınız ve kurallarınız çocuklarımızın eğitim hayatına, dikkat kaybına ve gereksizce paniklenmesine sebep oluyor. Mümkün olduğu kadar çocuklarımızı biraz daha severek sakin sakin toparlamamız gerekiyor. Ev hanımları bu ara özellikle halılarda kalkıyor, yerler değişiyor, nevresimler değişiyor, her şey ütülenme, yerlerine koyma dönemi. Çok yoğun bir hafta. Hadi hayırlı olsun. O yüzden tartışmaya meyil tutamıyoruz. Sadece sizin bıt bıt konuşmanız var. Sağlık olarak mümkün olduğu kadar batık tırnak problemlerimiz,
mantarlarımız rahimle alakalı ya da üreme organlarımızla ilgili mantarlarımız yoğun olabilir. Bu ara sihir probleminiz olabilir. İhmal etmeyiniz efendim. Sevgi ve mutlulukla kalın derken sevgili gençlerimizin eğitim konusunda bir pürüz görmüyorum. Odak ve hedef sizin elinizde. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili kovalar, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Hani videomuz daha yukarı çıkması için emeğe ihtiyacımız var. Bu sizin emeğiniz olacak. Ben size bu emekle yardımcı oluyorum. Sevgili kovalar, bu hafta ya şöyle söyleyeceğim. Bu 9 15 Mayıs haftası Merkür retrosunda unutmuyoruz. Ailevi sorunlar, aile genel aileniz, anne soyunuz, baba soyunuz, kardeşler, kardeşler arası krizler, mal konuları, tartışmalar böyle havada uçacak. Havada uçarken sanki ruhunuz ben nerede yaşıyorum? Bunlar ne diyor diye böyle bir etrafı koklayabilirsiniz. Ama mümkün olduğu kadar konuşmalara, ifadelere, sorunları yavaş yavaş çözmeye ve haksızlıklarla alakalı yapılan konuları ve size yapılan konuları doğru ifade ederseniz siz de hakkınızı en iyi şekilde alma hakkına sahip, ama pasif kalırsak çok zorlanacağız. Mümkün olduğu kadar buna dikkat edelim. İş konunuzla alakalı, evet, işte aksilikler, pürüzler, yaşanacak sorunları atlatacağımız bir hafta. Yer değişimi, iş konumları, masa değişimi, bölüm değişimi, o bölüme geçme planlarınız varsa bu konularda bir sıkıntı yok. Özellikle mesela bankacıysanız, şube değiştirmek istiyorsanız ya da şubeden daha büyük bir alana geçmek istiyorsanız yazılarınız olumlu şekilde hayata geçiş sağlayacak. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Kurumsal bir alanda insan kaynakları, insanlar üzerine işler çok yoğun yapıyorsanız, mesela tekstil olabilir, üretim alanı olabilir, insanlarla alakalı hastane olabilir. Burada çok yoğun bir tempo, stresli bir alan haftanız var. Mümkün olduğu kadar nefes terapisi, yoga, meditasyon, ruhunuza iyi gelecek enerjileri bol bol bedenimize toparlamamız gerekiyor. Yoksa böyle aman Allah'ım diyebileceğimiz bir enerji de bizim yoğunluğumuz içerisinde gözüküyor. Maddi harcamalarımıza dikkat edeceğiz. Çok açıldık geçtiğimiz haftalardan dolayı. Bu hafta bunları toparlamak, bunlarla ilgili doğru bütçeler hazırlamamız gerekiyor. Bu ara sevgili kovalar, eşlerinizin de para harcamaları bizim evlilik düzeni, çocuklarımızın ekonomi hayatını da etkileyecek. Mümkün olduğu kadar para finansımızı doğru noktada görmemiz gerekiyor. Ekstra kredi düşüncesi olan kovalar, risk altındasınız. Mümkün olduğu kadar elden borç almaya özen göstermeniz gerekiyor. Ve bir kredi konusunda da ev kredinizle alakalı ödeyebilir miyiz, çok mağduruz diyenler, bunu çok rahat bir şekilde halledeceksiniz. Satılmayacak, yasal olarak herhangi bir sorun yaşanmayacak. Siz gereksiz paniktesiniz. Kendi işini yapanlar da bu dönem işinizle alakalı eğitimler, bunlarla ilgili daha yeni fikirler, kurslara gidebilir. Alanınızı büyütmek isteyebilirsiniz. Bunun başlangıç hem işinizi büyütmek hem de ruhunuzu iyileştirmek için iyi noktalar olarak gösteriyor. Ama şöyle söyleyeceğim, özellikle avukatsanız ya da kadın doğumcuysanız, yer değişimi ya da kendi kurma ya da estetikseniz kendi işinizi kurma gibi fikirleriniz var, güzellik merkezi açma gibi düşünceleriniz varsa bu konularda ekstra kazançlar size mutluluk ve bu proje size ekstra güçlenmenize yardımcı olacak diyorum. Bu ara aşk konumuzla alakalı eşimizle tartışabiliriz, sevgilimizle tartışabiliriz, küskünlükler söz konusu olabilir. Çünkü sizin ailevi problemleriniz çok fazla olduğu için, alt beyin oraya kilitlendiği için ilişkinize kırıcı konuşmaları ve bu kırıcı konuşmalar onu çok fazla yıpratabilir. Mümkün olduğu kadar ev sorununuzu dışarıda, ilişkiye güzellikle bakmanızı öneriyorum. Eski ilişkiniz özür dileyecek, af dileyecek, affetmeyin çünkü çok canınız yandı. Yeni aşka başlamak isteyenler için biraz daha mantığımızı oturtmamız lazım. Kırıcı bir ilişkiden çıktık, tekrar bir ilişkiye hazır değilsiniz. Bunun altyapısını doğru oturtmamız gerekiyor. Evli çiftlerimizle alakalı özellikle minnoş minnoş tartışmalar, birbirimize kontrol etmeler, bu tarz durumlar biraz şüpheci tavırla ilişkiyi zora tutabilir. Mümkün olduğu kadar ilişkimizi daha sakin bir şekilde toparlamamız gerekiyor. Boşanma fikri olan sevgili kovalarda bu ara en önemli şey kendimize ait planladığımız noktaları biraz daha görerek hareket edersek yanlış durumları iyileştirebiliriz. Ve bu da bizim ilişkimizin kurtulmasına yardımcı olabilir diyorum, dedim bile. Bu ara araç almak ya da mal, toprak, arazi düşüncesi olanlarda risk altındasınız. Bu dönem bunu yapmamanız sizin için daha sağlıklı ve hayırlı olarak gözüküyor. Yalnız yeni işe başlayacaklar için de biraz umutsuzluk enerjiniz var, korku enerjiniz var. Hiç korkmayın, gayet iyi. Sevgili kovalar, üniversite sınavınız ya da üniversiteyle alakalı yaşadığınız
korkularınız varsa mümkün olduğu kadar bunu altyapımıza oturtalım. Çünkü herhangi bir riski yok. Sadece sizin korkunuz var ve gayet güzel bir şekilde başaracaksınız diyorum. Dil eğitimi, farklı alanlarda eğitim düşünen kovalar için güzel fırsatlar var. Yalnız toprak, mal tartışmalarımızı unutmuyoruz. Yasal bazı çözülmesi gereken konularımızın altyapısını doğru görmemiz gerekiyor. Sağlık olarak özellikle boyun fıtığı, sırt, omuz bölgelerimiz ciddi anlamda sıkıntı içerisinde, ihmal etmeyin diyorum. Sevgili ev hanımları, bu ara sadece dinlenip hani köy havası alayım, deniz havası alayım, kendimi şifalandırayım, çocuklar beni boğdu diyorsanız birkaç gün ailenizin yanına gitmek size şifa gibi gelecek gözüküyor. Sevgi ve mutlulukla kalın, hoşça kalın. Sevgili balıklar, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta olsun. Abone olmayı, yorum yapmayı, kanalımı büyütmeyi, hani videoları da büyütmeye yardımcı olmanızı öneriyorum. Ben size yardımcı oluyorum. Evet, bol gezmek isteriz ya, hayaller gezer, ruh gezer, oraya gitmek, buraya gitmek, yani adım atmak, ay bu ülkeyi de göreyim, buraya da gideyim, param olsa sırtımda çantam, her yere gitmek istiyorum diyeceğimiz bir hafta bekliyor. Hatta hani ne diyeceğim? Kültürel olarak kendinizi geliştirmek, bu konuları tekrar yeniden hayatınızda geçirmek isteyeceksiniz. Bence güzel bir karar. Çünkü sizin en büyük hayaliniz de hani deriz ya, ben burayı da Nevşehir'de Bolon'u bilmek istiyorum. Paris'te Paris heykelinde resim çektirmek istiyorum. Dilek atmak istiyorum diyorsanız nehre. Hadi bakalım bu ara kendinizi bu konuda yeniden doğurmak, yeniden oluşturmak ve işinizle alakalı da kendi hassas alanınızla ilgili noktaları görüp daha sakin iş hayatınızda ilerletmek, kimseye takmamak, artık kendimle alakalı yol almak isteyeceğimiz bir hafta söz konusu olacak. Yani aslında siz başarıya, kendi ayaklarınızdaki gücü tekrar hayatımıza küllerimizle, bedenimizle yeniden doğuşu, yeniden gezmeyi, yeniden mutluluğu bulacaksınız. Bu da size iyi gelecek. Hani şımarık ruhumuz daha ön planda olacak. Bu ara ehliyet sınavınız, ehliyetle ilgili düşünceleriniz varsa gayet başarılı ve ehliyetiniz ya da girmeniz gereken sınavlar, yapmanız gereken konularla ilgili daha dikkatli olduğunuzda başarısızlık görmüyorum. Odaklanmaya ihtiyacınız var ve bu ara aşk enerjinizin de yoğun olacağı için işte çok kafanız yok. Mesela kurumsalda çalışanlar için aman bu ay bitsin benim kafam başka yerde, aman zaten yerim değişmiyor, ne yapayım, idare edeyim dediğimiz, yani sorumlulukları almayacağımız, kendi sorumluluklarımızla uğraşacağımız bir hafta olacak. O yüzden işteki problemleri de dikkate alarak çözümsüz bırakmamanız gerekiyor. Dikkatli olmanız ve bunu daha çok dikkatinize toparlamanız lazım. Kendi işini yapanlarda da bu ara en çok parasal evrede çözülmesi gereken konularda hızlı akışlar, daha bereketli noktalar, daha işinizi büyütmek için planlayacağınız yol arayışlarınız olacak. Yeni ortak teklifleri, yurt dışı ile ilgili bağlar, oluşturmak istediğimiz sistemlerle ilgili doğru açılar hayatımıza geçiş yapacak. Kör bakmayacaksınız. Doğru bakıp doğru imzaları göreceğiniz bir nokta. Yani hayallerimize, hayatlarımıza çok daha oluşum içerisinde geçireceğimiz bir hafta. Yani siz aslında bambaşka bir enerjinin, bambaşka bir verimliliğin tadını çıkartacaksınız diyorum. Devlette çalışanlar yer değişimi, devlete girmek isteyenler için güzel imkanlar var. Korkmanıza gerek yok. Üniversite sınavına hazırlanan sevgili balık burçları, odaklanma sorununuz var. Kafa çok dağınık olduğu için okçuluk kursu, hani bir alanı kontrol ediyoruz ya, okçuluk kursu sizin odaklanmanıza çok yardımcı olacak. Anlamıyorum. Anne ya da baba devamlı kurslara yolladığı için kafanız karışıyor olabilir. Ya bol yürüyüş, ya okçuluk, ya odaklanmak için satranç kursu olabilir. Mümkün olduğu kadar bunu yapalım. Çünkü siz aşka takıksınız. Aşk enerjiniz çok yoğun olduğu için sadece onu hayal ediyorsunuz. Ben nerede hata yaptım? Ben tekrar onu istiyorum dediğiniz bir enerji olduğu için de bu aşk hayatınız duygularınızı ve işimizi geride tutabilir. Seyahat enerjinizde vurdum duymaz tavrınıza sebep olabilir. Hadi odaklanalım lütfen. Evli çiftlerimizle alakalı bu ara gerçekten güzel gidecek. Birbirimizi sevecek, birbirimize dokunacağız. Güzel hatalar için özür dileyeceğiz. Yapılan yanlışlar, yapılan davranışlar için birbirimizi anlayış noktasında olacağız. Hatta evlenmeyi düşünenler pat diye ben evlendim hani evlendirme dairesinde bulabiliriz kendimizi. Böyle durumlar söz konusu olacak. Taşınmalarımız daha yoğun planda, daha böyle doğanın içerisinde, daha enerjik bir alana taşınmak isteyenler için de güzel fırsatlar var. Hatta ev alımı, toprak alımı ile ilgili de
çok ortak bir kararla, net bir kararla yolumuzu bulacağız. Geçmiş ilişkinizle alakalı yaşadığınız acıyı unutacaksınız. Yeni heyecan, yeni bir mutluluk da size ayrı bir keyif katacak. Özellikle renkli gözlüyseniz ya da gözleri renkli biriyle, masmavi olabilir. Böyle biriyle güzel bir aşk enerjiniz var. Gözünüzü dört açın. Yurt dışına yerleşmek isteyen sevgili gençler, bu konuda doğru kapılarımız var. Hiç endişe etmeyin. İşinizle alakalı yurt dışı beklentileriniz varsa hiçbir pürüz yok. Sadece oraya ait maillerinizi, evraklarınızı görmemeniz. Biraz sizin dikkat sorununuz var ya, hani tavuk yumurta gününe gelir, aa bu vardı dersiniz. Evet, bunları biraz düzenleyelim. Ona göre hani rehberimizde notlarımızı tutalım ki gün geldiği zaman aa bu vardı deyip telaşa girmemenize gerek yok. Elektrik faturanız cep telefonu faturanızla hacklenebilir. Ya da ne bileyim bankalarla ilgili sorunlarınız olabilir. Mümkün olduğu kadar şifrelerinizi, mail şifrelerinizi, cep telefonu şifrelerinizi değiştirmenizi öneriyorum. Önerdim bile. Ev hanımları bu ara zaten mutlusunuz. Enerjiniz çok iyi. Güzel sürpriz hediyeleriniz var. Hatta çocuklarımızla güzel anlaşma noktasına doğru gideceğiz. Birbirimizi kucaklayacağız. Yani en güzel herhalde Balık burcu bu hafta daha şanslı. Yani diğerleri de şanslı ama Balık burcunun farklı bir enerjisi var. Bu enerjiyi doğru kullanma vakti diyorum. Sağlık olarak özellikle son zamanlarda tansiyon, şeker, halsizlik, yorgunluk olabilir. O da sizin akşamüstü çok fazla tatlı ve yemek yediğinizle alakalı şekeriniz yükseliyor olabilir. Yemek konularını dikkate alma vakti diyorum. Hoşça kalın efendim, mutlu kalın.